Yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşırmakla çok yaşanmaz yani. Benim makine, bedelim makine. Üçünü çektik, şimdi sizlere bir vlog içi hazırlayacağız. Arabayı en son... Araştırma için yiyecek, içecek tüketmek yasaktır. Gösterdiğiniz ilgi için de... Trafikte çok oluyor böyle şeyler. İzmir dolmuşlar. Yabancı değiller aslında. Herkese merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. İlk bir video, bir heyecan diyerek videomuza başlıyoruz. Yine bugün bir servis rutininden, servis videosundan beraberiz. Ama birazcık daha farklı bir konuğum var. Yıllardır arkadaşım olan, yıllardır görüşmüşlüğümüz, sosyal medyada bir tanışmışlığımız, bisiklet döneminden ta hani basık vesaire, motorda oydu buydu derken hep bir bağlantımız olan ama hiçbir benim şekilde YouTube videomda hiçbir şekilde görmediğiniz birisiyle bugün videodayız. Benim için yeri önemli. Kendisini çok seviyorum. Şu anda da kameram onun adetini. İki kişiyiz. Başka kimsemiz yok bizim. Tek takılıyoruz. Değil mi? Ne öyle kardeşim? Bugün ne yapacağız? Bugün öyle bir gezinti, bir vlog. Sizlere ufak bir çaplı şey. Şu an 2-3 makineyi de kapı önüne motos yaptık. Kapının önüne çektik. İlk önce arabaları göstereceğim. O sırada da Orçun'un videoya alışsın. Sonra onu tanıyacağız. Sonra ufak gezeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Bakacağız, konuşacağız. Gerisi bizde. Kanala abone olmayı, like beni atmayı unutmayın. Sonuna kadar da izlemeyin. Sonra arada bir şeyden bahsediyoruz. Gidiyorsunuz, yorumlar olduğunu yazıyoruz. Olmuyor. O yüzden 3 makine de burada. 3 makineyi bir göstereyim. Sonra geliyoruz. Kapı önü motors. Makineleri dizdik. Fotoğraf çekiyorduk. 3 makine burada. Babamın servis. Benim servis. Orçun'un servis. Orçun da burada. Merhaba, hemen. Arkadaşlar. Merhaba. Orçun, seni hemen kısa böyle bir dakikalık bir seni tanıyabilir miyiz? İsmim Orçun. Örgen. 3 makine kapının önünde. Babamın servis. Benim servis. Orçun'un servis. Orçun, merhaba, sendeyiz. Arkadaşlar. Seni kısa tanıyabilir miyiz hemen? İsmim Orçun Ergen. Tamam. Babamın işinde çalışıyordum. Bu işe yıllardır hevesim olduğu için bu işe yeni girdim. Şoförüm kendim. Zaten şöyle bir şey var, lafını kestim. Çoğu gençlerin yapabileceği meslekler az çok belli. Tabii. Bizim yaşlarımızın. Servis, taksi, dolmuş. Tabii taksi de çalıştık bir dönem. Kurtarıcı ve servis arasında iki seçeneğim vardı. Ben serviste yanık kullandım çünkü çocukluktan beri bir heves. Evet. Şu anlık şoförüm. İleriye dönük bir planların alma şeyimiz var. Güzel. Bakalım nasip. Peki şöyle, şimdi ben seni tanıyorum veya İzmir'de oturanlardan, bu videoyu izleyenlerden bir kısım storylerden, işte tabii, Instagram hesaplarından ya da TikTok'taki keşfetten bir şekilde tanıyan bir kitle var. Ya da bir çevrem var. Aynen öyle. Seni hiç tanımayan kişiye hemen kendini böyle daha önceki yaptığın araçlardan buraya da fragmanını ekleyelim hani birazcık. Ya arkadaşlar şöyle, hani kendi arabamdan bahsedeyim. Kendi araba serüvenim 2022'de başladı. İlk bir Doğan'ım vardı, ondan sonra Şahin falan. Şu an yaklaşık bir 6. Şahin'im oldum. Güzel. Hani araya Citroen Saxo VTS'im vardı maalesef. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar, almayalım. Şiddetle tavsiye etmiyoruz. Şimdi tekrar Şahin'e döndük. Şahin'den devam. TikTok'ta da fena geçiyor, sürekli videolar. Tamam. Yani peki şöyle, bu Saxo'yu neden İsmini de yiyor. Allah belasını versin onu. Şöyle hani aslında keyifli araba, go kart gibi. Hani istediğin her yere girip çıkıyor. Çok Civic terlettik. Buradan hani Omdacı arkadaşlar üzülmesin. Çok SI'ler terlettik. En son bir yarışırken arabamız slop çaktı. Ondan sonra zaten Bebeto'nun hayat sineması bitti arkadaşlar. Tamam. Sonra hani da... Bir araba, hani böyle bir vitekçilere falan kurulmak istiyorsanız, vitekçilerin affedersiniz. İçinden? Ya içinden geçmek istiyorsanız. Stop kısmı falan. Aynen, tavsiye ederim yani. Buradan Honda'cılara da selam olsun. Kimse darılmasın. Her şey ortada. Yani bu bariz bir şey. Bende de... Sen videoları eklersin zaten. Yani Honda camiası da bir hızlı ama yani kasa hafif. Çok hızlı olan Honda'lar da var ama tabii. Hani adam kalkıp da 1.6 AES'le bana VTS'e kurulursa sonuçlarına katlanıyor. Ya da bir depo falan yani, bir şeyler oluyor yani o sırada. Her neyse, arabaları gösterelim Orçun'un. Biz tabii yıllardır arkadaş olduğumuz için güzel bir şeyimiz var. Mesela ne diyor burada? Hemen bize okursan. Sevsin bırak yüreğim uzaktan. Bu sözü, patenti bana ait. Bunda garantisini verebilirim. 2022 yılında yazmıştım. Sonra çalan arkadaşlar oldu. Onlara da selam olsun. Anladım. Kapımız dömeli mi? Tabii. Aç artık. Konuş artık. Rum kapısı açılır gibi ya. Kanka. Şöyle bir kapımızı açalım o zaman.
tabii ki arabacı adamın alemi başka oluyor. Servis aralarında boşluklarda araba temizliği, arabaya hemen bir aksesuar, bir cam vesaire. Manzaramız alevale. Yani yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşırmakla çok yaşanmaz yani. Peki araba senin değil, sen şoförsün. Ben sadece yani. Bu arabaydı. Ben şoförüm. Elimden geldiğince kendimi yapıyorum. Bu araba aslında ben ilk gördüğümde bu şekilde değildi tabii. Bakımsızdı. Yani şoförlerde iki seçenek var. Geçmiş. Yani arabanın modeli 2016 baktığın zaman hani 2016'ya göre hani çok da ölü bir araba değil. Tabii. Yani elimizden geldiğince yanak, jant kapağı falan. Vesaire vesaire bir şeyler yaptın. Şöyle önden gösterelim. Tabii şoför olduğun için arkadaşlar kendi cebinden bazen harcayabiliyorsun, bazen mal sahibi diyor ki gerek yok. Yani, beni yani, bu araba ekmek abi derdi. Hani bu arabayla ben sabit 9 tek atıyorum. Zaten boş vaktim de fazla olmuyor arkadaşlar. Benim makine, bedelim makine. Üçünü çektik. Şimdi sizlere bir vlog için hazırlayacağız. Arabayı en son gösterdiğim halde daha hiçbir şey yapamadı. Aynı gün test yüklüyor ama siz farklı zamanlarda izliyorsunuz. Peki buna ne diyorsun? Vallahi kardeşim araban çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ufak tefek eksikleri var onlar. Tabii olacak işte, zamanla halledeceğiz bakalım. Ama arabanın kasa kondisyon iç olarak çok güzel. Temizliği de çok güzel. Aynen. Alex. Eline sağlık abi, 10 numara olmuş araba. Arkadaşlar hem size de danışayım. Bu ledler Orçun yeni takmış. Neon olarak geçiyor. Sadece bir tık kaba, yani bir tık daha büyük. Ben bu arabayı hala daha takmadım. Bir de benim buna bu arabaya taktığım var. Şöyle göstereyim. Bir küçüğü. Yani bunun ışık versiyonu daha iyi ama bu da daha kibar duruyor. Kararsın bunu hangisi takmaksa. Bunu gördün mü sen? Onun bir küçüğü. Ama şöyle daha oval. Araban zaten kafadan çok böyle kaba. Ben buradayım dediği için kaba led bence daha güzel durur yani. Ben buradayım ben. Arabada bir de şöyle bir şey var. Kafadan duruşu böyle şey heybetli duruyor. Jant kapağı yok diye yandan şu an fıs duruyor. Bu şu kromlar falan. Şu kromları da birazcık güzelleştir, güzel şey olursa. Krom basamaklar kötü mesela. Senin de mi nasıl? Nasıl? Krom basamaklar aynı hemen hemen işte. Her şikayet geliyor, geçen adamın biri düştü hatta. Onda da yetişecek. Bak bunda öyle değil. Seninki çok güzel, ben de öyle. Bunda güzel. Ama ben bunu bir kere sürttüm kanka. Normal dayı, çok çıkıntı. Ama sabit duruyor. Her neyse, daha fazla kapının önüne ne çevreye gürültü ne de kendimizi sıkılmayalım. Gidelim. Orçun'un arabayla gideceğiz. Gerisi yolla, bakalım neler bizi bekliyor, nasıl bir vlog var. Sohbet muhabbet dayalı birazcık daha video olur. O da ben de bu işe yeni girmiş olsak da yaşadığımız deneyimlerden, bir anılarımızdan bahsederiz. Arabalara yabancı değiliz, serviste yabancı olabiliriz. Tabii. En azından şükür bir şey yaşamadık yani. Eskileri açarız, mazileri açarız, bakarız bir şeyler. O zaman ne? Mazimiz derin senden. Çok derin ya. Tamamsın. Evet. Ayda. Bilader, efsane bir video olacağına eminim. Sonuna kadar izleyin, geliyoruz. Orçun kardeşim dedi ki, oğlum dur telif yiyor. Oğlum telif yiyor YouTube'da. Tamam ya, ben yabancıyım bunlara. Orçun dedi ki, sen terleme, ben klimayı açarım. Geliyor kardeşim. Fan sesi geliyor. Şu an Orçun'un bir yere uğraması gerekiyor. Oraya uğrayacağız. Oradan da, nedir onun ismi? Tokyo'ya ya da bir yere bakarız duruma göre. Daha bir saat sonra servis var. Benim de var. Benim 10.30'da başlıyor. Geçe buradan var. Aynı zamanda hem video çekip yani sağ da olur sol da olur ama sağ daha mantıklı gibi. Tezgah lan bu. Klima açıkken sende de aynı değil mi? Yani bu tamamen bence. Kanka böyle, bende de böyle. 2015'te böyle. Ama 2017'de bu kadar diye biliyor musun? Sol. 2017'de bu kadar diye biliyor musun? Ducato daha iyi çekiyor. Ducato'da da Peugeot'da rampa yokmuş ama Ducato'larda da düz yokmuş diye biliyorum ben yani. Bilmiyorum da yani ben şu an ikisini de aktif kullandığım ben için. Ben arabayla basamıyorum çünkü arabam kilometre yüksek arkadaşlar. Zarar görsün istemiyorum. Kaç binde kanka? 686 bin de aslında düşük bir güzel kilometre. Adama niye yol vermedin? Sağa. Bu ne birader? Bugün 56 buralar. E5'e çıktık. Caner'in Audi geçecek, bak şimdi bak sürte sürte. Allah Allah. Caner'e de selam olsun buradan. Ben egzoz çok yakıştırıyorum bunlara ya. Çift kafa takacağım ben. Ben de takacağım da ben en sona bırakıyorum onu kanka. Neden biliyor musun? Ya ben yolcu buranın sonundan alıyormuş. Öz sütçü var ya, oradan alıyormuş. Sütçü yolları kanka. Aynen, pardon. Vardiyaları karıştırıyorum. Nereden alıyorum? Alpaslan A101'in altından alıyorum o çarpı. Ya, neydi lan o sokağın adı ya? 101 miydi? Farklı, farklı bir şey var. Tamam, biliyorum. Televizyon yok değil mi bunda? Var, arkada televizyon. Ama aktif değil. Niye? Aktif değil işte. Çalıştırırız. Pasif şu an. Pasif mi?
Peki şey, aktif olması için ne gerekiyor? Şartları neler? Yani onu bilmiyorum yani, o ilgilenmiyorum. Peki ilgilenmiyorum. Soldan da çıksan daha iyi. Ön sür, yok karşıya düz yukarı. Ön sürtüyor mu hiçbir yerde? Ben şu ana kadar sürtmedim. Ben bir kere Ducato'yu sürttüm. O da benim profesyonelliğimden dolayı arkadaşlar. Çünkü neden? Yılların vermiş olduğu bir Şahin Topaş kültürü var. Yani. Yakaladık işte inceyi. Ben bir kere sürttüm. Dün. Normal ama seninki çok aşağıda bile. Çok güzel. Varyantta sürttüm bu arada. Çok saçma bir şekilde. Ama önümü göremedim bir an yani. Yani normal ama çok çıkıntım senin tam. Yani sürtmemen imkansız. Bir de ince yanak takasım vardı, iyi ki takmamışım. İzmir'in yolları da zaten berbat. Evet bu arada, çoğu kişi onu söylüyor yorumlarda. Kanka buradan bir sağ yapalım. Peki benim en çok istediğim ama yapmaya da yemediği, açık verin söylerim videoda, yemediği şey Ön Cam filmi abi. Ben de çok istiyorum. Çünkü yemiyor kanka. Arkadaşlar hani bütün gün yoldayız. Hani güneş gözlüğü taksan da bir yere kadar. Ve hani görsel olarak da güzel duruyor ama gerçekten buna polislerin ceza yazması biraz saçma yani. Bütün yani gün yoldayız. Gözlere yazık yani. Bir de yani Ducato'da önden klima olması bir artı ama bizim mesela babamın kullandığı serviste de yok. Yok amcaoğlu yani. Yok ya, doyurmuyor yani. Yani. Yetiştirmiyor değil mi? Arkadaşlar araba alacaksanız çift klima. Hani ben de şu an araba düşünecek olsam çift klima alırım. Çünkü tek klima hem yolcu için de kötü, yolcuyu siktir et, kendin için kötü yani. Zaten yolcuyu boş ver, yolcuya yarım saat bir saat duruyor gidiyor, sen yani arabanın içindesin ama full. Ama bütün gün arabanın içindesin yani. 2 saat boşluğun oluyor, 2 saat boşlukta da eve gitmek mantıksız arabanın tabii içinde oturuyor. Ben mesela Begos'ta birader oturuyorum. Yani ben de kapıyı açıyorum, oturuyorum, yatıyorum yani arabada zaten. Servis işi biraz aslında baktığınız zaman emeklilere güzel hitap eder geliyor ama hani bunu seven gençler de var. Emeklinin bindiği arabayla gencin bindiği arabanın farkı zaten farkı çok belli oluyor yani. Şöyle yukarı çıkarsak sen galiba biliyorsun gerisini. Aynen. Ama bilmiyorum yani. Bence gençlerin yapabileceği meslekler arasında ilk üçe girer ya. Yani evet, cebinizde biraz sermaye varsa bu parayı... Kanka sermaye yok mesela. Senin sermaye yok şu an ve sen şoför olarak çalışıyorsun. Yani, araba kullanıyorsun. Evet, işin kötü yanları var. Yani yok değil. Sabah hani uyku düzenini biraz oturtmanız lazım. Ben biraz zorluğu çektim. Hani hala oturtamadın ama. 4-5 tane taksi yedim evet. Taksi yediğimi mesela bu adamlar bilmiyordur. Camiye belki aşina ama aynen. Taksi yemek nedir? Biz onu bir izah eder miyiz? Çağrı geldi. Hani taksi yemek arkadaşlar. Açabilirsen mi videoda, sıkıntı yok. Kapatırız. Taksi yemek şöyle. Sabah uyanamadığınızda sizi ararlar. Yani ilk yolcu almak için 15 dakika bir süreniz var. 15 dakika içinde almanız lazım ilk yolcu. Alamadığın zaman yolcu seni beklemez ve taksiye biner gider. Taksiye biner. Taksiyede 3 kişi binerler. Atıyorum 9 kişi varsa 3 taksi. Aynen öyle. Yani taksi en ölüsü 1200 liraysa 1200 çarpı 3. Bu aslında şoförden kesilir. Birazcık da yolcuyla alakalı da bir şey var mesela. Yolcuyla nedense. Biraz mesafe şeyin varsa. Ara neyse. Birbiriyle birleşip konferans yapıp binebiliyorlar ama hepsi ayrı ayrı nasıla da denk geldim. Şöyle başıma gelmedi ama. Hani benim yolcuyla bugün bir samimiyetim vardı. Bugün bir geç kaldım. Yolcu beni 23 dakika bekledi. Hepsi beklediler. Belki sövmüşlerdir. Sıkıntı yok. Ama atır gönül işi bu tabii ki. Peki şey, taksi yedin ve bu sen şoför olduğun için veya mal sahibi de olsan bu senin cebinden çıkıyor. Şoförlerin aslında cebinden kesiliyor ama benim mal sahibim harbiden babacan bir adam olduğu için bugüne kadar benden kesmedi. Allah razı olsun. Hani başkası olsa keserdi yani. Değil mi? Kesecek olsa şu an benim maaş alamazdı. E mesela ben de şu an ben de bir şey yapsam kanka. Mal sahibisin senden mesela. Benden gidecek ama eksi. Eksi olacak. Sıkıntı yani aslında bu işin, kötü yanı bu. Her şeyi geçtim. Ciddi olarak da arkadaşlar yani ben gün içine denk geldiğim servisçi oluyor. Kendim iyi kullandığımı iddia etmiyorum ama servisi araba kullanmak önemli ya abi. Can taşımak cidden. Yani can o şey önemli yani yolda mesela atıyorum uykun geliyor ama bir şekilde yola devam etmem lazım. Mesela benim uykum geldiği zaman ben kendime sıkıyorum yani şöyle söyleyeyim. Kendi canımı acıtıyorum ki uykum açılsın yani. Değil mi? Şimdi hani sabah peki, vardiyasında zorlandım. Şöyle söyleyeyim senin şu an saatlerin çok daha sıkıntı. Çok. Ben sabah 4.30'da evden çıkmam lazım. 5'te yolcu toplamaya başlıyorum. Tamam. Hani beş, peki 5.30'da Gaziemir'e indirip oradan saat 6.10 geçe Bayraklı'ya yetişmem lazım. Gaziemir Bayraklı arası bu trafik saatlerine bir saati geçer. Geçer. Trafik olmadığı zaman 25 dakika. Aynen. Peki sen sabah başladın. Tamam. İlk teki attın. Aynen. Saat kaçta nasıl oluyor? Bunların hepsini bir... Yani şöyle söyleyeyim ben sabit 9 tek atıyorum arkadaşlar. Tamam. Sabah bir tek giriş yapıyorum Gaziemir'e, oradan geri dönüyorum. Fabrikaya tekrar giriş yapıyorum Çiğli organize. Tamam. Oradan da bir 20-25 dakika bekleyip saat 7'de çıkanları alıyorum. Yani saat 8 gibi işim bitiyor. 8'den 2'ye kadar bir boşluğum var. Oo, senin o boşluğun iyiymiş. Tabii 8'den 2'ye kadar bir boşluğum var. Ben de o yok. Saatte uyudun uyumadın. Yani gün boyu bizim peki 2'de başladın abi. Tamam. Sonra? 2'den saat 8'e kadar donuyum.
Akşam 8'e kadar. Tabii öğlen vardiyasının giriş çıkışını yaptıktan sonra saat 5'te bir çıkışım var. 5'teki çıkışı bırakıyorum saat 5.45 gibi. Saat 6'da Kağabaşa çıkışım var. Kağabaşa'ya yetişiyorum. Kağabaşa'dan da Gültepe'ye yani saat 7.30'u buluyor. Eve gitmem lazım. Tamam. 8. Peki 8'den sonra ne oluyor abi? 8'den sonra da saat... Daha bitmedi ha bu arada arkadaşlar. Abi, şaşırmayın abi. Lütfen. Saat 10-10 geçe de bayrakla toplamaya başlayıp tekrar Çiğli organize ediyorum. Çiğli organize de giriş çıkış yaptıktan sonra 11'i 45 geçe falan bitiyor. 12'de saat evdeyim. 12'de işte uyuyup hemen uyuyabilirseniz tabii. Ki hemen uyumuyor. Uyuyabilirseniz sabah saat 4.30'da tekrar serüven başlıyor yani. Aslında sosyal hayatın yok bu işte. Değil mi? Yani sosyal hayatı düşünmeyeceksin. Baktık ki hemen bir kalite kontrol yaptık. Işıklarımızı almış. Hemen arabanın içini birazcık daha gün ışığını çevirip yüzümüzün daha net olduğu bir videoyla devam ediyoruz. Yani taksi olayı birazcık sıkıntı. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca belgelerinin tam olması gerekiyor. Tabii ki de aralarda eksiklikler olabilir veya bir şeyler olabilir ama. Mesela benim belgelerim tam. Evet. Her şey tam. Psikotekniğin var. SRC2'in var. SRC2 bunlar önemli detaylı. Ehliyetim var. Var. D1 ama bu araba 16+1 olduğu için D1 yetiyor. D1 yetiyor. Güzel. YouTube'dayız ya onlar. Hadi görüşürüz. Tanınıyor bildi. Adam tanınıyor diyorum ya. Yani oğlum. O da sevdiği biri. İşe ilk başladığında çok yardımcı oldu. Kanka dur ya. Ona... Belgelerinin tam olması lazım. Belgeler şu an hafife alınacak bir şey değil. Çok pahalı ve ülkede habire yükseliyor. Yani D1 ehliyeti şu an ortalama. Sürücü kursuna göre değişiklik gösterebilir. Evet. Ha? 20 lira gözüküyor. Abi 20 lira ya. Yani harbiden ama bu şehirden şehre değişiyormuş bu arada biliyor musun? Evet devam et. Şöyle bir şey var. Mesela şoför tanıtım kartı diye bir olay var. Aslında oo, çok saçma bir olay. Çok saçma. Sadece İzmir'de var bu bildiğiniz. Bir evet. Telegram gruplarında falan herkes isyanla. Hani çok mantıksız. Yani bunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Sadece para kazanmak. Bir vasfı da yok. Yani ehliyetin var zaten şoför tanıtım kartına. Değil mi? Sen burada bir kere ehliyetim olmadığı zaman güzel bir ceza yedik. O da bu işin tadı tuzu yani. Zaten cezalarla aşinayız. Yani yıllardır. Ben kendi şahidimde trafikten ben mesela. Hala harbiden he. Sen sokmadın değil mi onu? 3 haftadır ben olarak biniyorum. En son artık arkadaşıma verdim. Araba arkadaşımla. O mu biniyor şimdi? Ya ben soldum yani kapının önünde durmasın dedim. Değil mi? Gördükçe daha çok şey oluyor. Benim şahidimde bilenler bilir arkadaşlar. TikTok'tan, Instagram'dan vesaire. Belki de paylaşıyorum. Ya boş versin. Her şeyi boş ver. Sanayi ortamı biliyor zaten. Aynen öyle. İzmir bize yeter abi. Bizim yeter şeyimizde gözüm yok. Kendimizi yüksekte gördüğümüzden değil sadece yıllardır o da ben de ya da İzmir içinde herkesin birbirini tanıdığı bir ortam var. En azından sohbetin yoksa bile arabasını görmüşsündür keşfette. Sahibinin kim olduğunu bilirsin plakasından vesaireden. Bu olan şeyler mesela İstanbul piyasasından da bizi takip edenler var. Allah razı olsun. Aynen. Desteklerini aynen gösteren de var. Yanımıza gelip tanıştığımız da var. Kocaeli tayfa var. Denizli tayfa var. Bilmiyorum var da var ama hepimiz aynı camiada olduğumuz için birbirimize karşı herhangi bir tabi arada sevmediğimiz kişiler de çıkabiliyor ama genel olarak herkese anlaştığımız söz konusudur. Peki bu servis işi, kanka düz gitsene daha sakin bir yer var. Şu ileride sağlı sol yapıyorsun ya. Kanka sağa çıkacağız. Tersten mi çıkacağız? Tabi. Tam sağ yap gene. Neyse tamam git ya git. Şurada duralım bence. O, aşağıdaki ışık yerde güzel fotoğraf çekiliyor. Hem fotoğraf atarız. Araba kirli biraz ama yapacak bir şey. Sağlık olsun ya kalbimiz temiz. Yani sana bugün fırsatım olmadı. Sağlık olsun. Peki sen bildiğin yaşadığın kadarıyla yaklaşık ne zamandır bu işi yapıyorsun? Aslında yeniyim ben daha. 4 ay falan oldu. Tamam ben de aynı işte. Aynen. 4 ay. Ya, ben, senin de yıllardır hevesin var. Benim de babam yüzünden olduğu için. Ben şu an babamın işinde yine kalsam arkadaşlar hiç çalışmadan. Belki şu an kazandığım paranın hani 2 katını kazanırım ama. Yani işin içinde araba olmayan bir işi yapmak istemedim. O değil mi? Tekerlek abi ya. Hani pişman da değilim bu işten yürüyeceğim yani anlamadım. Allah inşallah hepimizin kalbine göre versin. Abi. Ama bizim nasıl yapmamız lazım biliyor musun arabanın fotoğrafı için? Şu ışığı kullanmamız lazım yavrum. Ya da dur şöyle kalsın arabaya bir lastiklerini dönelim bir şey yapalım. Bakalım kirli nereler var bir silelim. Abi. Ondan sonra şey yapalım arkadaşlar. Bakacağız duruma göre. Videoyu çekeceğiz. Her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Kendi bildiklerimizi, kendi yaşadıklarımızı. Yani bizden daha iyi bilen, tabii, yılların tecrübesi olan abi. Yaşı büyük olanlar var babalarımız abi. Yaşında veya bizden daha genç giren var. Tabii her işin bir kuralı var. Biz de babadan oğula geçen hani mesela atıyorum sen kendinden örnek vereyim. Sen benden daha fazla bilgilisindir. Neden? Babandan aşinasın. Değil mi? Yani illa ki yani. Ya oluyor ama yıllardır bu işte olan gençler de var.
Yani tabii. Servis piyasası harbiden hızlı bence. Hızlı, bir de şöyle bir şey var. Bence keyifli bir iş. Hani değil mi? Onu da yaparsan hem, yani şöyle söyleyeyim. Şahsi araban gibi yaparsın, binersin. Ben işte şu an şu o moda girdim yani. Kendime şahsi araba olmak istemiyorum abi. Her şeyi mono koyacağım. Şahsi arabadan daha güzel, daha rahat. Daha rahat. Daha kullanışlı. Arka dörtlüsü kullanılabiliyor yani. Aynen. Camlarda perdelerim var. Arka koltuktan sıkılan arkadaşlar için böyle bir 16 artı 1 alıp. Değil mi? Keyifle de binebilirim. Dar alanlar bizi artık hitap etmiyor. Yani aynen. Çok tecrübeli. Şey var, havalandırmamız falan var. Klima var, havalandırma var. Hani teller senin falan. Açılıyor. Ya bence perde çok iyi özellik. Bir de arkalara karışmamaları çok iyi trafiklerin. Tabii. Cam filmi oluyor ya. Yani benim güzel. Benim arabamda da zindan cam filmi var. Daha önceki şoför yaptırmış. İyi ki yaptım. Değil mi? Çok amaçlı bak, mesela hemen önden arkaya geçiyorsun, anladın mı? Oturdun. Mesela bak, aa arkası daha serine. Abi, işte bak gördün mü? Koltuklar falan bunun enfes. Şey peki. Buralar daha çökük. Yani şu onu bilmiyorum. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Yani şu onu bilmiyorum. Benim de bir alakası yoktur. Ben de durumda ben bu arabaya geçip 3 ay oldu arkadaşlar. Başka bir arabadaydım. 3 ay yeterli bir süre bence çok. Aynen ama biz yolumuzdayız ya. Benim Ducato'nun da burasında bir hata var. Bak bu aynı ha, yemin ederim aynı. Bu koltuk bak, kırmışlar aynı. O koltuk kırık mesela. Arka. Ama buralarda pek sıkıntı yok. Ya buralar biraz dar bir alan olduğu için kullanışlı olduğunu sanmıyorum ben. Peki ben şey yaptıracağım mesela. Benim de burası böyle kanka, Ducato'nun. Tamam. Ben bardaklıklı olanı istiyorum. Var, bizim bir abi de var. Ben de gördüm, hoşuma gitti. Bu araba benim olsa şahsen ben buraya ayırırım. Senin arabandaki. Değil mi? Ben de. Çünkü şöyle bir şey var, hani buradan yolcular da falan izliyorsa eğer personeller. Arkadaşlar arabayı temizliyoruz. Ama her yerine paspas atıyoruz. Buraya pas. Ya bu ön koltuğa geçerken buradan niye geçer bir insan? Hani buraya niye ayak basar? Değil mi? Hani ben buraya da ayak basmama sticker alacağım. Yapıştıracağım inşallah uyarlar. Hani öne geçmek istiyorsan yan kapıyı aç geç. Hani ya da arabaya biniyorsan direkt oradan bin. Direkt oradan bin. Yani buraya basıp her yere basıp arabanın affeder. Biz bu arabayı temizlerken saatlerimizi veriyoruz. Hani. Emeğimizi veriyoruz ya. Yorgunluğumuzu veriyoruz. Ben her şeyin bir acaba. Binerken kafayı buraya çarpıyor falan filan. İnşallah kafanız patlar diyeceğim. Benim Boxer'da yani. Babamın arabalarına sorun var kanka, biliyor musun? En çok şikayetçi olduğum ve önlük ekranda yansıttım. Yok. Önlük koltuk değil. Bizim o araba akar açması olduğu için biz arka bu cam ve o cama açılı yaptık. Bu sefer ne oluyor kanka? Açıyor. Yok açıyor. Tamam ya, güzel açabilirsin. Klima da çalışıyor. Veya işte klima açısı da kapatıyor ama gece falan açıyor. Abi elini dayıyor buraya. Dışarı çıkarıyor. Buradan şu camın bu tarafını parmaklıyor. Yani gerek yok. İnerken bu cam açık ya mesela abi. Elini buradan tutarak destek alıyor. Önden de arkadan da parmak izi. Yani abi camlar lekesiz olması lazım. Yani. Ben bu arabanın iki kere camını siliyorsam sen de dokunma. Yazdım. Yani. Allah belen versin yazdım. Ha, ben de camlara yazdım, dokunmayın bak, yazdım. Bak. Hemen bakıyoruz abi. Bak şimdi. Burada ne bak yazıyorum. Araçlar yiyecek içecek tüketmek yasaktır. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Yani. Gösteren oluyor mu peki? Yani yapıştırmadım, artık WhatsApp grubunda yazdım. Ha, ben de açtım WhatsApp grubunu. Yani arkadaşlar biraz dikkat edin lütfen ya. Yani biz gerçekten üzülüyorum yani. Ama genel olarak bakıldığında her şeyin tadı tuzu var. Her mesleğin kendine göre zorlukları var. Her mesleğin. Şu an çöpçü olsan da zorluğu var. Dolmuşçu olsan da zorluğu var. Değil mi? Peki şey. Arabanın üstüne bakayım dedim bir yandan da. Kanka bunları sen mi yaptın? Yok, onlar var. Seviyor musun peki? Yani onlar belki güzel duruyor. Gece falan en azından fark edersin. Bak mesela dolmuş gidiyor. Bir meslek daha. Yani. Ama mesela birazcık daha şey tayfaya hitap şöyle ediyor. Şöyle bir şey var. Serviste binen belli personeller belli aşağı yukarı. Ama dolmuşta kimin bineceğini bilemez. Yani tinerci de biniyor. Affedersin. Metlak gibi bir şey düşünmüyor. Şöyle hani dolmuşa kimin bindiği belli değil. Yani tinercisi de biniyor. Hırsız da biniyor. Avukatı da geri geliyor biniyor. Polisi de biniyor yani. Devletin memuru da biniyor. Onlar biraz parayı seviyor ya. O yüzden hani servis işi biraz daha temiz. Hani dolmuş işine mesela ben şu an giriyorum desem ailem izin ver. Ben takside de çalıştım ama ailemin rızası yoktu. Evet. Yani birazcık da ülkenin bu kadar da karman çorman abi, kimin ne olduğunu haberlerde görüyoruz. Abi. Biri vur diye gidiyor yani bir şey oluyor. Benim taksiye başladığım ilk gün mesela o cinayet olayı oldu İzmir'deki. Allah rahmet eylesin. Babam benimle 2 hafta konuşmadı. Buradan ona da selamlar. Hani iyi de yaptı. Beni taksiden soğuttu. Hani böylesi daha iyi. Peki bir şey diyeceğim. Bu arabadaki en çok sevdiğim özelliği söyleyeyim mi? Plakanın 599 olması. Bu plaka çok güzel. Bir de bizim mal sahibim İzzet abinin ilk arabası. İlk kendi arabası. Hani göz bebeği biraz. Ben de elimden geldiğince bakıyorum. Onun da hoşuna gittiğini sanıyorum. Aynen. Güzel. Plaka güzel. Peki şey, kapakları sen girdin kanına. Kapakları ben aldım. Yana ufak bir sürttük. Yani onu yapacak bir şey yok. Yanakları tekrar tazeleyeceğiz. Kapaklar krom. Tek parça. Neydi lan bunun adı?
Ya bu kapakları biliyorum. Bu kapaklar çok hani takan yok. Bek o kenara döneceksin şimdi. Allah. Ben kapakları çok takan yok. Ben de abimle gördüm, taktım. Herkesin de hoşuna gidiyor çünkü millet alışmış artık o SS'lere falan filan. O yüzden bu kapaklar güzel, hem fazla da çıkıntılı değil. Çalıştırdığımız evet. Güzergahlar bizim biraz dar olduğu için İzmir'in... Bak işte benim bunlar olmadı kanka ya. Benim bunlar olmadı işte. Benim de. Diğer taraf mesela çok kötü benim de. Onu da değiştirmesi yapma ya, lazım. Bakayım. Benimki kadar kötü değil ama ya. Daha yok kanka, bu daha iyi. Sen arabada fark etmemişsin. Onlar mesela bana saçma gelen bir şeyden daha bahsetmek istiyorum gördüğüm için. Oku taşıdı. Çok saçma. Abi çok saçma. Mesela bu araba vizeden yeni çıktı. Yaklaşık 2-3 hafta oldu. Bu okul taşıdı ya, sönük diye vizeden bıraktılar. Ya bırak abi, çok stabil ya. Ben arabaya o kadar gerek bakıyorum. Yok. Şunu yatık istiyorum veya kalın italik istiyorum. Geçmiyor. 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 Hani her sene de bu arabalar ticari olduğu için vizeye giriyor. Vizeye giriyor. Hani bir arabayı vizeye hazırlamak da aşağı yukarı arkadaşlar, hani kimse şey yanlış anlamasın, 30 liradan aşağı değil. Evet. Ben kapı motorunu yaptırdım. Yani dış vanayı yaptırdım 18. Bir de araba modifiyeliyse her şeyi orijinal çevirmek daha doğru. Kapakları sökeceksin falan filan. Şey, havalı kornaya da sıkıntı yaratıyorlar. Tabii ki altına. Bu Rotringen şey var ya, ben onu hastayım mesela, ondan takacağım. Mesela aynen. Ventil de istiyorum. Ducato'da falan çok görmüyorum. Sprinter'larda falan evet. Çok var. Altına da zincir takıyorlar. Evet. Onu yapanlar harbiden zevkli insanlar yani. O zaman bu videomuz sizlere bir spoiler olsun. Hem Orçun'u tanımış hem de araba vlog olarak. Daha farklı servisle ilgili sorularınız varsa yanıtlayın. Bugün bir önceki videoda bahsetmiştim, meslekleri tanıtacağım vesaire tarzında. Orçun dedik bugün, onunla bir hasbihal yaptık. Bu işi aslında bakalım, emin değilim ama babamın servisçi arkadaşlarının, yani yaklaşık 30 yıldır 25 yıldır bu işi yapanlardan da bu işin iyi kötü yanlarını konuşup biz sadece kendimiz ikimiz de yeni girmiş olduğumuz halde sizlere bir video çıkarmak istedik. Hem de Orçun'u da tanımanızı istedim. Onun Şahin'le de bir video geleceğine. Yani benim Şahin'le de bir güzel bir videomuz gelir. İşte satmadan bir... gelecek mi abi? Satmadan inşallah gelir. Araç da satılık bu arada, nasip tabii. Müşterisi çıkar tabii. Çıkarsa da çıkmadan önce hemen çıkmadan çekiyoruz. Önce bir video çekeriz yani, sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Motorlu kız geçiyordu da yüzünü göstermek istemedi. O da bir garip baktı arkadaşlar. Öyle bir şeyler oldu yani. Bakalım. Şimdi sen şu ışığın altına al. Arka fonda kimse yokken çekeyim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Yazın elimden gelince video çekmeye çalışıyorum. Piyasadayız. Ne diyorsun ya? Cengiz Han semaları. Ben limon sarısı aslak oluyorum servislere. Ya git. Senin puan da az. Şimdi papiler geliyor. Papi farklı papi. Papilerin sıkıntı ya. Problem. Tersi. Şimdi böyle eğleniyoruz, iyi hoş ama bağlam işe gidecek. Ben bir saat, yani bir yarım saat 40 dakikam daha var. Benim de 25 dakikam var. Aynen öyle. Şimdi mesela boşlukları değerlendiriyoruz böyle görünüşte servis olaraklarında. Hemen kendimize neşe paket. Arabada su temizledik. Evet. Temiz olanı temizlemeye devam arkadaşlar. Niron ismi. Ara boşluklarda hemen romanımız, ritimimiz gündemde. Ruhumuzu dinlendiriyoruz. Aynen. Geliyor. Gayda şekli. Burası niye böyle? Trafikte çok oluyor böyle şeyler. İzmir dolmuşları. Yabancı değiller aslında. Alışık olmamız lazım böyle şeylere. Tarif yok, yaşaman lazım. Ne diyorsun ya? Nedir bu neşenin kaynağı? Ben de bir variant yapayım bari.
parçayı dinlemedik galiba biz. Çok güzel tatlı gördüm. Alacaktım da. Benim güzelliğim. Bayraklamıza sertin güzel yolları. Kaşım gözüm tenim anamdan. Halimizi görün ya. Klasik bir İzmir, Bayraklı, Bornova. Arabalar her yerde. Maşallah. Mahallemizin yolları bize izin vermiyor. Düz. Ha, yap sayap. Sen de seni başka be. Tabii. Düz aşağı vur abi. Yavaş et. Arkadaşlar piyasayı yaptık, videoyu çektik. Orçun'la tanıştınız. Çalışacağız ha, ekmeğimizdeyiz. Baba yapacak bir şey yok yani, bize uyumak aram arkadaşlar. Bu işe gönül vermiş arkadaşlar, bunu yani kulak biliyorlar yapmasın yani. Aynen. Şey. Ben de gecenin 4'ü 5'iyim zaten. Kendine iyi bak amcaoğlu, görüşürüz. Kimseye karışma. Sen alışmışsın güneşli günlere, ben gecenin 4'ü 5'iyim. Hayırlı işler cümleten oldu, anlamadım. Dönecek mi? Yürü yürü. Bire yürüsene. Konuş artık. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar beyler. Ne yapıyorsun abi? Hangi dergi? Oldu beyler. Abi bir şey yok abi ya. Ofisini tanıtıyor mu yine bize? Hatırlıyor musun? 4 sene önce tanıtmıştın ofisini. Yukarı şey, dükkanı mı diyorsun? Buraya, buraya mı? Tanıtmıştım. Nereden geliyorsunuz? Mahalledeyiz. Mahallede. Burada oturuyorsunuz? Hı-hı. Tamam, ben seni hatırladım, şimdi oldu. Tamam tamam. Bekle, jeton yeni düştü. Aynen. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Paylaşacağım. Paylaşmayayım mı? Paylaş abi, canım tamam. Sağ olsun. Beni korkuttun ama amca ilk başta. Motor, araba bir şeyler var mı? Bisiklet. Eyvallah eyvallah. Motor olsa ilk sana getireceğiz zaten. Kanka ben zaten kendime de aldım bir tane motor mesela. Toplayamam, vaktim yok. Benim vardı bisiklet. Oo, çok eski. 2019-2020. Çok iyiydi abi o ya. Bir yerlerden tuttuk. Bak şimdi servis yapıyoruz. Gel servise gidelim. Gel abi. Yaşlar kaç bile ver? 14. 14, 15. 16. 11. 11. Biraderin yaşı kaç en arkadaki? 12. 12. Makina geçti. Kupon çok iyi, kupon. Kanka daha dur, bekle, bu da geliyor. Asıl yani bu güzel olacak. Baban alıyordu beni ilkokul zamanında. Ha, baban mı? Beni de alıyordu. Allah Allah. Yoldan seni alıyordu. Yoldan seni alıyordu. Yoldan seni alıyordu. Aa tamam tamam. Aa mükemmel bir şey olmuş. Görüyoruz. Olacak da bakalım. Bak gel bak. Motor var bir tane. Ben kendim de motorla uğraşacak vaktim kalmadı. Bunu toplayacağım diye aldım. Bekle şunlara bırakayım. Bak burada yatıyor motor. Bunu ilk defa YouTube'da gösteriyorum doğru düzgün. Nerede paylaştın sen bunu abi? Paylaşmadım bir daha hiçbir yerde. RKS'de bir daha 2023. Ay maşallah. Hayır, bak tozuna bak, arka lastiği patladı kaldı öyle. Anahtar üstüne mi acaba? Yok değilmiş tamam. Bakalım. Abi, senin kanka vaktim yok ya. Vaktim çok, servise çık gel o bu derken vakit kalmıyor. Arabayla daha yapılacak bir sürü şey var.
Ya açık yatsın. Siz ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Gelin oturalım sohbet edelim ya birader. Agalarla hasbihal.